Pandemi döneminde daha çok kronik hastalıklar ihmal edildi ne yazık ki. Tabii ki insanlar hem hastaneye gelmeye korktuklarından hem de o telaş içinde bu hastalıkları ikinci plana atmalarından dolayı, örneğin kolesterol, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı gibi düzenli takip edilmesi gereken, aslında çok belirti vermeyen fakat uzun vadede ciddi rahatsızlıklara neden olabilen hastalıklar ihmal edildi. İsterseniz tek tek bu hastalıkların ne gibi problemlere yol açabileceğinden bahsedelim. Örneğin şeker hastalığı. Eğer şekeriniz çok yükselirse zaten belirti verir. O sizi doktora getirir. Çok fazla su içme, sık idrara gitme gibi belirtiler ilk görülen belirtilerdir şeker çok yükseldiğinde. O zaman doktora gidersiniz. Ama şekeriniz biraz yüksekse bu kısa vadede sizde hiçbir belirti vermeyecektir. Fakat uzun vadede tüm damar sistemini olumsuz yönde etkileyecektir. Ve tabii ki dolayısıyla damarların kanlandırdığı tüm organları da. Örneğin beyin damarları etkileneceğinden, beyinle ilgili problemler, kalp damarları etkileneceğinden, kalple ilgili örneğin kalp krizi gibi problemler, böbrek damarlarının etkilenmesinden dolayı böbrek yetmezliği gibi problemler uzun vadede görülen ciddi hastalıklardır. Ve şeker hastalığında bu geri dönüşümsüz olabilir. Bu nedenle şeker daha başından itibaren kontrol altında tutulması gereken ve sürekli hayat boyu dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu tür hastalıkların başında, yani ihmal edilen hastalıkların başında bence ne yazık ki şeker hastalığı geliyor. Diğer hastalıklar örneğin kolesterol yüksekliği, yani hiperlipidemi dediğimiz kolesterol hastalığı. Bu da aynı şekilde damar sistemini olumsuz yönde etkileyen hastalıktır. Kolesterolünüzün yüksekliği belli bir yere kadar hiçbir belirti vermez. Bu nedenle bir şekilde rahatsız olup doktora gitme gereği duymazsınız. Fakat kolesterolün ciddi yüksekliği, genetik kolesterol yüksekliğinde olduğu gibi damarlarda ciddi probleme yol açar. Bu da hem uzun vadedeki zararlarından dolayı hem de tedaviyi aksatmamızdan dolayı tedavi kullanmadan önceki dönemden daha yüksek seviyeye rebound etkisi dediğimiz nedenle kolesterol yükseleceğinden vücutta biraz önce şeker hastalığında belirttiğimiz tüm organlarda aynı şekilde damarların tıkanmasına ve ciddi damar hasarına yol açarak bu organların zarar görmesine neden olur. Pandemi döneminde bu tür hastalara aslında önerilebilecek tek bir şey var. Pandemiden korkarak diğer ciddi hastalıklarınızı ihmal etmeyin. Tansiyon da mesela biraz önce pandemide ihmal edilen hastalıklar arasında değinmiştik. Tansiyon yüksekliği de çok aşırı yüksekliyse, sizde bir baş ağrısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara neden olmuyorsa, o da uzun vadede yavaş yavaş organlara zarar veren bir hastalıktır. Aynı şekilde kolesterolde ve şekerde olduğu gibi tansiyon hastalığı da pandemi döneminde ciddi ihmal edildi ne yazık ki. Hastalarımda gördüğüm budur. Bu hastalara en önemli tavsiyem, korkmayın. Yani hastanelere gelmekten korkmayın. Tedbirinizi mutlaka alın ama bu hastalıkları da ihmal etmeyin. En azından belli bir süre hastaneye gelemeyecekseniz eğer, ilaçlarınızı, tedavinizi aksatmayın. Bu tedavi aynen devam etsin. Raporlu ilaçlarınızı ve tedavinizi düzenli alabileceğiniz şekilde önlemler hükümet tarafından alındı. Kolaylıklar sağlandı. Onun için raporlarınız bitse bile ilaçlarınızı belli bir süre devam edebiliyorsunuz. Bundan istifade edelim. İlaçları ve tedaviyi hiçbir zaman aksatmayalım ve en kısa zamanda tekrar doktorunuza başvurarak, tüm tahlillerinizi yaptırarak, tedavinizi yeniden düzenleterek de tedaviyi ihmal etmemiş olalım. Bu tür hastalıklar genelde belirti vermeyen hastalıklar olduğu için bunları tespit etmenin en önemli yolu da düzenli, rutin sağlık kontrolleri yapmaktır. Bu nedenle en azından, tabii bu 35, 45, 50 yaşlarındaki kişiler için söylüyorum, senede bir, daha ileri yaşlarda daha sıklıkla rutin sağlık kontrollerinizi, yani check-up'larınızı ihmal etmemenizi öneririm.